Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık canlılar alemine başlıyoruz. Bakterilerden başlayacağız, hayvanlardan çıkacağız arkadaşlar. Nasıl olacak bu? İlk önce prokaryotlardan bahsedeceğiz. İşte arkelerden, bakterilerden. Daha sonra ökaryotik canlılara geçeceğiz arkadaşlar. Burada da protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bunların daha çok böyle karşımıza çıkabilecek kısımlarından bahsedeceğim ben. Çünkü çıkmış sorulara baktım. Genellikle sınıflandırma ile ilgili ya genel özelliklerle ilgili sorulmuş ya da arkadaşlar mesela hangisi tohumsuz bitkidir? İşte tohumsuz bitkilerle tohumlu bitkileri eşleştirin gibi sorular var. Ya da işte hayvanlarla ilgili hangisi söylemez? Omurgalılarla omurgasızlarla ilgili. Bunun gibi arkadaşlar sorular var. Bu yüzden böyle çok fazla detayına dalmadan, böyle sizi çok yormadan, çok böyle nasıl söyleyeyim, yabancı kelimeye boğmadan arkadaşlar, yani biliyorsunuz burada Latince kelimeler çoktur. Latinceye çok fazla boğmadan o şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi canlılar alemine başlarken ilk önce size bir tablo göstermek istiyorum. Bu tablo arkadaşlar PEGEM'in konu anlatım kitabında var. Ben bu tabloyu çizmedim. Şimdi hem vakit kaybolmasın diye hem de burada daha güzel bir şekilde çizmiş. O yüzden direkt şu şekilde ben size bu tabloyu göstereceğim. Bakın canlılar alemi. Arkadaşlar canlılar alemini biz prokaryotlar ve ökaryotlar olarak ikiye ayırıyoruz. Bunlar nedir? Hücre yapılarına göre. Daha sonra prokaryotlar kendi içerisinde bakteriler ve arkeler olarak isimlendirilmiştir. Arkeleri arkebakteri olarak da görebilirsiniz. Ökaryotlar ise arkadaşlar protista alemi, bakın basitten gelişmişe doğru yazıyorum. Protista aslında basitten gelişmiş demeyelim de böyle daha böyle basit yapılar. Böyle hayvanlar alemi biraz daha böyle gelişmiş yapılardır. Protista, bitki, fungi dediğimiz mantarlar alemidir. Bitkiler alemi ve hayvanlar alemi diye anlatacağız. Protista alemi kendi içerisinde ayrılacak. Kamçılılar, kök ayaklılar, sporlular, silliler, alkler ve cıvık mantarlar. Mantarlar alemini arkadaşlar burada gerçek mantarlar diye yazmış ama bunların işte küf mantarlarıdır falan, böyle çeşitlerini göreceğiz. Bitkiler alemine geldiğimizde çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, yani tohumlu tohumsuz bitkilerden bahsedeceğiz biz. Tohumsuz bitkileri kendi içerisinde yine ikiye ayıracağız arkadaşlar. Damarsız tohumsuzlar ve damarlı tohumsuzlar diye. Damarsız tohumsuzlar da boynuzlu ciğer otları, karayosunları, ciğer otları diye ayıracağız. Damarlı tohumsuzlarda eğreltiler, at kuyrukları, kibrit otları diyeceğiz. Tabi bunları örnek olarak vereceğiz. Hani bunların yaşam döngüleri, belki eğreltilerin bu metagenez dediğimiz, döl almaşı dediğimiz bir yaşam döngüsü var. Oradan bahsederim. Daha sonra gelelim çiçekli bitkilere, yani tohumlu bitkilere. Bunları da açık tohumlu, kapalı tohumlu diye ayırıp genel özelliklerini vereceğiz arkadaşlar. Özellikle kapalı tohumlularda tek çenekliler ve çift çenekliler bizim için önemlidir. Çıkma ihtimali daha yüksektir. Sonra geleceğiz hayvanlar alemine. Hayvanlar aleminde omurgasızlar, omurgalılar ve ilkel kordalılar diye ayıracağız. Omurgasız olanlar da kendi içerisinde bakın bir sürü ayrılıyor. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler. Şimdi bu derisi dikenliler 2016 9. sınıf MEP kitabında arkadaşlar eklem bacaklılara dahil edilmiş. Ama akademik olarak baktığımızda bunu ayrı olarak alacağız biz. Daha sonra ilkel kordalılar var. İlkel kordalılar amfioksustan bahsedeceğiz. Yani omurgalıya doğru bir geçiş aslında bu. Sonra da omurgalı canlılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler diyeceğiz. Ve bu şekilde canlılar alemini bitireceğiz. Bayağı bir video olacak. Şimdi şöyle yapacağız. Bakterileri anlattıktan sonra bir bakteri varkeyi anlatacağım. Sonra bir soru çözümü yapacağım. Bu arada bu soru çözümünün içerisinde virüsler de olacak arkadaşlar. Hatırlayın size virüsleri anlattım ama virüslerle ilgili soru çözümü yapmamıştım. Soru çözümünü burada yapacağım. Daha sonra protist alemini anlatacağım. Mantarları anlatacağım. İkisini birlikte bir soru çözümü yapabilirim. Bitkileri anlatacağım. Bunlarla ilgili bir soru çözümü yapacağım. Ve hayvanlarla ilgili de arkadaşlar yine bir soru çözümü yapacağım. Yani canlılar aleminde bir sürü soru çözümümüz olacak. Evet, bu şekilde biz canlılar alemini ayırdık. Bunun PDF olarak da arkadaşlar fotoğrafını çekip yükleyeceğim. Hatta şuraları sileyim, daha temiz bir şekilde yükleyeceğim PDF olarak. Bu dediğim gibi videoda bulabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında arkadaşlar bulabilirsiniz tüm sınıflandırma notlarını. Evet, gelelim şimdi canlılar alemi dedik.
Arkadaşlar kimden başlıyoruz ilk önce? Tabii ki bakterilerden başlayacağız. İlk önce biz arkadaşlar 3 domain 6 tane aleme ayrılıyor. 3 domain 6 tane alem. Nedir bu domainler? Bakteriya, arkea ve ökarya. Bakteriler zaten bakteriler. Arkea dediğimiz arkeler arkadaşlar. Ökaryoda ise 4 tane canlı vardır. Nedir bunlar? Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Bunlar da bizim ökarya dediğimiz domainin altında bulunan alemlerdir. Şimdi ilk önce bakterilerden başlayalım. Daha sonra arkadaşlar devam edelim. Bakteriler bayağı bir uzun sürecek. Çünkü bakterilerin beslenmesidir, solunumudur. Bir sürü anlatacağımız özellikler var. O yüzden birkaç tane videoda bakteriyi anca bitireceğiz. O zaman şöyle yazıyorum. Bakın. Domain 1 diyorum arkadaşlar. Bakın birinci domain. Şöyle birinci domain. Nedir birinci domain? Bakteriya. Bakteriya. Şimdi sınıflandırmayı ben PEGEM'den ve ihtiyaç yayınlarından arkadaşlar anlatıyorum. Tabii ki Campbell'a da baktım. Campbell'da da çok farklı şeyler yok. Sadece sınıflandırma yapılırken böyle çok fazla yabancı isme yer verilmiş. O yabancı isimleri size böyle yazabilirim ama dediğim gibi çok fazla işte Latince isimle doldurmak istemiyorum kafanızı. Çünkü sadece belirli yerleri bilmeniz yeterlidir. O yüzden ben sadece belirli yerleri anlatacağım. Ama hocam benim işte içim rahat etmiyor diyorsanız siz yine Campbell'dan da bakabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bakterilere. Arkadaşlar bakterilerin genel özelliklerinden ilk önce bahsedeceğim. Daha sonra ise özel özelliklerine geçeceğim. Yani alt başlıklarla anlatacağım. İlk önce bakterilerin genel özelliklerine baktığımızda birinci özelliği şudur. Bakteriler prokaryotik canlılardır. Bakın bunu yazmazsak olmaz. Prokaryotik canlılardır. Yani hücre yapısı nedir? Prokaryottur. İkinci özelliğine baktığımız zaman arkadaşlar bakterilerin DNA'sı, bakın DNA'sı sitoplazmada serbest bulunur. Sitoplazmada serbest haldedir. Serbest haldedir. Daha sonra ikinci özelliğine geldiğimiz zaman DNA'sının etrafında histon proteini yoktur. Yani DNA'sı çıplaktır arkadaşlar. DNA çıplaktır. Histon proteini içermez. Histon proteini içermez. Şimdi ilk başlarda arkeleri de bakterilerin içerisine almışlar ama daha sonra DNA'larının yapısında farklılık olduğunu, yine hücre duvarlarının yapısında farklılık olduğunu fark etmişler arkadaşlar. Bu yüzden ayrı bir domain olarak almışlar. DNA çıplaktır dedik. Arkadaşlar bakteriler inanılmaz derecede hızlı çoğalırlar. Hızlı çoğaldıkları için de aslında bizim bulunduğumuz her ortamda bakteri vardır. O zaman şöyle yazalım. Hızlı çoğalırlar. Hızlı çoğalırlar. Şimdi özel olarak özelliklerine geçelim. Arkadaşlar bakterilerin hücresel yapılarına baktığımız zaman bakterilerde ribozom 70S büyüklüğündedir. Bakın ribozom 70S büyüklüğündedir. 70S büyüklüğündedir. Evet bakterilerde ribozom 70S büyüklüğünde. Arkadaşlar bir diğer özelliğine baktığımız zaman bakterilerde ribozom haricinde başka organel bulunmaz. Zaten prokaryotik canlı olduğu için prokaryotların genel özelliğidir bu. Ama biz yine de yazalım. Ribozom haricinde organel bulunmaz. Çekirdeği zaten yok arkadaşlar. Yine de yazalım. Çekirdek yoktur. Çekirdek yoktur. Bir diğer özelliğine baktığımızda bakterilerde tabi tamamında değil arkadaşlar bazı bakterilerde DNA parçacıkları bulunur. Biz bu DNA parçacıklarına plazmit diyoruz. O zaman yazalım arkadaşlar ne dedik? Bazı bakterilerde küçük DNA parçacıkları bulunur. Küçük DNA parçacıkları bulunur. Bunlara plazmit denir. Plazmit denir.
Şimdi plazmit arkadaşlar ayrıca biyoteknolojide de bakterilerin kullanımını kolaylaştırıyor. Bu yüzden zaten plazmitlerden dolayı bakteriler biyoteknolojik alanlarda çok fazla kullanılıyor. Şimdi gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar bakterilerin bakın içeriden dışarıya doğru gidiyorum. Şimdi çekirdeğinden bahsettik. Çekirdeğin olmadığını, DNA'sını söyledik. DNA'sının bu arada halkasal olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. DNA halkasaldır diyelim. Onu yazmayı unuttum. DNA halkasaldır. Evet. Bir diğer özelliğine baktığımız zaman içeriden dışarıya doğru gidiyorum dediğim gibi bazı bakterilerde eğer ki fotosentez yapıyorsa klorofil pigmenti bulunur. O zaman yazalım. Bazı bakterilerde ki bunlar kimlerdir? Fotosentez yapanlardır. Klorofil bulunur. Bakın kloroplastla karıştırmayın. Kloroplast bulunmaz. Çünkü kloroplast ökaryotik canlılarda bulunan bir organeldir. Bakteriler prokaryotik canlı oldukları için klorofil bulundururlar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Mesela siyanobakteriler gibi. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğimize. Oksijenli solunum yapanlarda hücre zarının içeriye doğru kıvrılmasıyla oluşan mezozom dediğimiz bir yapı vardır arkadaşlar. Bu mezozoma ETS elemanları yerleşmiştir ve oksijenli solunumla enerji üretme yani ATP üretmeyi kolaylaştırıyor. Bu yüzden oksijenli solunum yapanlarda hücre zarının kıvrılmasıyla oluşan mezozom bulunur. Evet, mezozomdan da bahsettik. Şimdi gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar, şu tarafa doğru geçeyim. Alt tarafa daha fazla sıkıştırmayalım. Bir diğer özelliğimiz de şudur. Bakın, yine bakterilerin hücre zarına baktığımız zaman zaten hepsinde hücre zarı var. Ama hücre zarının dışında bir de ne vardır? Hücre duvarı vardır. O zaman şunu yazalım. Tüm bakterilerde peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulunur. Arkadaşlar bu hücre duvarı yapısı özellikle hücreleri birbirinden ayırt etmek için önemlidir. Mesela TYT ve AYT'de çıkmış olan bir soru vardı. Aşağıdakilerden hangisi işte bir hücreyi ayırt etmek için kullanılır galiba öyle bir şeydi. Hücre duvarını yapısındaki maddeyle ayırt edebiliriz. Hani şıklara göre bu çıkıyordu. Tabii başka şeylerle de ayırt edebiliyoruz ama şıklara göre bu çıkıyordu arkadaşlar. Bir canlının mesela diyelim ki elimizde ne olsun? Ökaryotik bir canlı olsun. Ökaryotik canlılarda işte kimlerde hücre duvarı vardır? Mantarlarda ve bitkilerde. Mantarlarda hücre duvarının yapısı kitinken bitkilerde nedir? Selülozdur. Buna biz bir de ökaryot mu prokaryot mu olduğunu bilmiyorsak bir de bakterileri eklersek ne yapacağız? Bakacağız. Peptidoglikan yapılımı, selüloz yapılımı, kitin yapılımı buna göre hücrenin ne olduğunu ayırt edebiliriz. Şimdi bunlar zaten hücre duvarının boyanıp boyanmamasına göre gram pozitif ve gram negatif olarak ayrılacak. Bunu ayrı bir başlık altında anlatacağım. Ben şimdilik sadece genel özelliklerini veriyorum. Daha sonra arkadaşlar geliyorum. Bazı bakterilerde hücre zarından farklılaşarak oluşan pilus dediğimiz yapılar bulunur. Bu pilus arkadaşlar bakterinin ortama tutunmasını ve birbirlerine tutunarak konjugasyon yapmasını sağlar. O zaman yazalım. Bazı bakterilerde hücre zarından farklılaşan pilus denilen yapılar bulunur. Bu yapılar ne yapıyor? Bu yapılar bakterinin ya da bakterilerin birbirine ve zemine tutunmasını sağlar. Evet, özelliklerimizden biri de buydu. Gelelim arkadaşlar bir diğer özelliklerine, üremelerine gelelim. Şimdi bakın,
Bakterilerden, bakın tamam, eşeysiz üreme yoluyla bölünürler ama bazıları da eşeli üreme yoluna gidiyorlar. Eşeli ve eşeysiz çoğalabildikleri için konjugasyon olayıyla genetik çeşitlilik sağlıyorlar. Eşeysiz üremeyle de sayılarını artırıyorlar arkadaşlar. Şöyle yazalım. Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler. Üreyebilirler. Zaten bu üremesini de dediğim gibi ayrı bir başlık altında anlatacağım. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bazı bakteriler olumsuz çevre koşullarında endospor dediğimiz bir yapıyı oluştururlar. Hemen endosporun ne olduğunu da anlatacağım size. Bazı bakteriler olumsuz koşullarda endospor üretirler. Endospor üretirler. Bakın, endospor bir üreme yöntemi değildir. Sadece kendini koruma yöntemidir. Diyelim ki elimizde bir bakteri var. Şu da bakterinin DNA'sı. DNA. Ve ortam koşulları kötüye gitti. Kötü ortam diyelim. Kötü ortam. Bu bakteri ne yapıyor arkadaşlar kötü ortamda? Hemen DNA'sını eşliyor kötü ortam olduğu zaman. O zaman bir numarada ne yapar? DNA'sını eşler. Sonra ne olacak? Bu DNA'nın etrafını protein bir kılıfla çevreler. Şöyle protein bir kılıf. Yazıyorum onu da. Etrafını protein kılıfla çevreler. Kılıfla çevreler. Endospor dediğimiz bu yapı arkadaşlar. Endospor. O zaman bu yapıya biz ne diyormuşuz? Bu yapıya endospor denir. Endospor denir. Arkadaşlar bu endospor ortam koşulları iyice kötüleşip bakteri parçalandığı zaman endospor serbest kalıyor. Normal zamanlarda endospor şöyle bir köşede bekliyor. Peki endospor nasıl bir yapıdır? Arkadaşlar endospor bazal metabolizma halinde aslında bir bakteri hücresidir. Nasıl? Bir miktar su var. Enzimler var. DNA'sı var. İşte yaşayabileceği küçük bir minimalist bir ortam var. Bu endospor bazal metabolizma halinde bakterinin bir köşesinde yaşıyor. Daha sonra ortam koşulları kötüye gittiği zaman bakteri parçalandı. Bakın bakteri parçalandı. Ve endospor ne yaptı? Serbest kaldı. Endospor. Ortam koşulları kötüye gitmişti. Endospor serbest kaldı. Endospor serbest kalınca ne olur arkadaşlar? Endospor serbest kalınca ortam normale dönerse su alarak yaşamını sürdürür. Eğer ki ortam koşulları hala kötüyse endospor o şekilde kalır. Ortam normale dönene kadar arkadaşlar böyle bekler. Ama ortam koşulları normale döndüyse ne olur? Su alarak yaşamını sürdürmeye devam eder. İşte bizim bazı bakterilerde görülen olayımız budur. Bakın ne yaptı aslında bakteri? Kendi DNA'sını kopyalayarak DNA'sının kaybolmasını engelledi. Endospor oluşturarak. İşte bu da bir bakterinin yaşama tutunma tarzıdır arkadaşlar. Bakayım daha söylemediğim bir şey var mı? Konjugasyondan zaten eşeyle eşeysiz üremeyi anlatırken bahsedeceğim. Mezozom dedik. Fotosentezden bahsettik. Daha sonra bunların hepsinden evet bahsettik arkadaşlar. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda bakterilerin sınıflandırmasına gireceğiz. İşte bunların solunumlarına göre, gram boyamasına göre, beslenme şekillerine göre ve şekillerine göre arkadaşlar bakterileri ayıracağız. Bunların her birini teker teker anlatacağız. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aa, bir dakika. Videoyu bitirmiyorum. Neden bitirmiyorum? Çünkü bakterinin şeklini çizecektim. Unutmayın bunu arkadaşlar. Videoyu bitirmiyorum. Hemen bir bakteri şekli çizelim. Ha, bakterinin en önemli özelliğini unuttum. Şöyle tepeye yazıyorum bakın. Şöyle tepeye yazıyorum. Bazı bakterilerde arkadaşlar hareketi sağlayan kamçı bulunur. Bazı bakterilerde kamçı bulunur. Kamçı bulunur. Bu kamçı aktif hareketi sağlar. Hepsinde bulunmaz. Şimdi gelelim bir bakteri şekli çizelim. Bakın şöyle bir bakterimiz var. Bu bakteri eğer ki hareket edebiliyorsa arkadaşlar şöyle kamçısı vardır. Bu kamçı tek de olabilir, çift de olabilir.
Daha sonra bu bakterinin etrafında bakın şu hücre zarıdır. Hücre zarı. Hücre zarının etrafında bir de ne vardır? Şöyle hücre duvarı vardır arkadaşlar. Hücre duvarı. Şunu şöyle kısaca hemen çizeyim. Bu da hücre duvarımız. Hücre duvarının yapısı neydi? Peptidoglikan, değil mi? Hücre duvarı. Şimdi bir özellik daha aklıma geldi. Onu da yazacağım birazdan. İçeriye doğru girdiğimizde bir DNA'sı vardı, değil mi? Şöyle çıplak bir DNA vardı arkadaşlar ve bu DNA halkasaldı. Şöyle yazıyorum. Halkasal DNA. Halkasal DNA. Sonra ribozomları vardı. Ribozomlar kaç büyüklüğündeydi? 70S büyüklüğünde. Şöyle ribozom yazdım. Ribozom. Sonra arkadaşlar plazmit dediğimiz yapılar vardı. Plazmitler de hepsinde değil, sadece bazılarında bulunuyordu. Hemen bakın plazmiti de çizeyim. Tabii plazmit DNA olduğu için bunlar da çift zarlıdır. Şey çift zarlı demişim. Çift zincirlidir. Bunlar da plazmitler. Plazmit. Eğer ki oksijenli solunum yapıyorsa hücre zarının içe doğru kıvrılmasıyla ne oluşuyordu? Mezozom oluşuyordu. Daha sonra diyelim ki fotosentez yapıyor. Fotosentez yapanlarda ne vardı? Klorofil pigmenti vardı. Klorofil. Ayrıca arkadaşlar bunlar da tilokoid zarlar da bulunur. Onu da söylemiş olayım. Sonra pilus dediğimiz yapılar var, değil mi? Bazılarında hücre zarının yine farklılaşmasıyla şu şekilde. Bu piluslar arkadaşlar bakterilerin konjugasyon sırasında birbirine tutunmasını ve ayrıca bulundukları zemine tutunmasını sağlar. Şunlar da bizim piluslarımız. Şöyle geniş geniş çizdim. Pilus. Şuna da zaten kamçı dedik. Kamçı. Bunu da yazdık. Bir de bakın size bir şey daha yazacağım. Hocam diyeceksiniz durmadan bir şey çıkarıyorsunuz. Çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Unutursam şimdi karşımıza çıkarsa falan söylemedi olmasın. Şöyle bakın. Bazı bakteriler yine hücre duvarının etrafına ekstra bir tabaka daha yaparlar. Bu ekstra tabakaya biz kapsül diyoruz. Kapsül. Kapsül. Arkadaşlar kapsüllü bakteriler ilaçlara karşı, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerdir. O yüzden bu kapsül dediğimiz yapı oldukça önemlidir. İlaçlara karşı direnci artırır. Mesela Streptococcus pneumoniae dediğimiz işte zatürre hastalığına, pneumoni hastalığına sebep olan bir bakteri. Kapsüllü bir bakteridir ve öldürülmesi çok zordur. Özellikle zatürreye yakalananların çok çok dikkat etmesi, hatta yakalanmamamız gerekiyor arkadaşlar zatürre hastalığına. Çünkü dediğim gibi kapsüllü olduğu için bu bakteriyi öldürmek, antibiyotiklerle, ilaçlarla öldürmek oldukça zordur. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, bakterinin şeklini de çizdik. En son söylemediğim kapsülü de söyledim. Kamçısından, pilusundan, her şeyinden bahsettim. Bir sonraki videoda bakterilerin sınıflandırılmasında görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.